Tekrardan merhabalar. Aracın en önemli olan yeri motorudur. Motor aksamında ben daha önceden açmıştım. Doğal VVT-i kapaklı. Doğal VVT-i kapağını hemen oradan alıyorum. Aracımızın motoru bu şekilde. Sıralı sistemle LPG mevcut. Aracımızın yağ bakımları, su bakımları zamanında yapılmış. Gördüğünüz gibi motor genel kondisyonu iyi. Silecekler otomatik, olan her şey çalışıyor. Gördüğünüz aracım bu şekilde bir motora sahip, 1.6 motor. Gördüğünüz gibi aracımız LPG'li, LPG'si işli. Herhangi bir şu an için bir sıkıntısı yok. Aracımızın ön kaput kısmında belirli bölgelerde şu an videoda da görebileceğiniz gibi hafif güneş yanıkları mevcut. Aracımızın kupası bu şekilde gördüğünüz gibi, kapılarını açtık. Genel olarak bej rengi. 4 cam otomatik. Ön konsolda gördüğünüz gibi video izleyebileceğimiz panel, göğüs koruma. Aracımızın normal döşeme rengi bej rengi. Koltuk başlıkları benden önceki sahibi görüntülü koltuk başlığı olarak almış ama koltuk başlığındaki görüntüler çalışmamakta. Bunu belirtmek isterim. Ön kapı içi bu şekilde. Aracın detaylı göreceğiniz uyu ayarlı yapımları falan yerli yerinde. Göğsümüzde göğüs koruma var demiştik. Gördüğünüz gibi bej rengi. Daha önceki benden önceki durumu da bu şekilde. Ufak küçük böyle izler bulunmakta. Bunlar benim zamanımda olan bir şey değil. Ben aldığımda bu göğüs korumasını aldım ve kullanmaktayım. Herhangi bir sakıncası yok. Gayet de düzgün duran bir göğüs koruması diyebilirim. İçeride şöyle bir ekranımız var. Yaklaşık 7 inç ekran, 7 inç büyüklüğünde güzel bir ekran. Çalışır durumda, birazdan onu da size göstereceğim. Aracımızın arkasında büyük bir tane tüpümüz var. O yaklaşık 32 litre hacminde suyumuz, temizlik malzemelerimiz bulunmakta. Gördüğünüz gibi fırçamız. Dışarıdaki fırçalarla değil, kendi fırçamızla yapıyoruz arabamızın bakımını ve temizliğini. Gördüğünüz gibi derin, geniş bir, yaklaşık 350 litre genişliğinde bir hacim var bagajda. Bahsettiğim bagaj üzerindeki güneş yanıklarını şöyle görüntünün alabildiğince göstereyim. Sadece üst kısımda mevcut. Yanlarda herhangi bir solma, deformasyon yok. Sağ arka far kısmımızın uç kısmında şöyle küçük bir kırığımız mevcut. Bu benden önceki olan bir darbe. Onun dışında şu an için bir sıkıntısı yok. Far çalışıyor. Aracımızın kapıları fitilli olup içerideki ses ve gürültüyü engelleyici çift vites sistemi var. Gördüğünüz gibi kapı rahat kapanmakta. Arabaya girdiğimizde araba ekranına bastığımızda kesinlikle debriyaja basmadan araç çalışmamakta. Start stop özelliğine sahip olup bastığımızda aracımız kendisi çalışmaktadır. Ekranımız bu şekilde olup göğüste USB bu şekilde. Gördüğünüz gibi Bluetooth'a bağlanıp görüşmelerinizi buradan yapabilirsiniz isterseniz. İsterseniz CD okuyucu var. Klimamız dijital olup oda sıcaklığını ayarladığınızda ona göre çalışmakta. Gördüğünüz gibi kontrol ekran üzerinden bu şekilde gerçekleşebiliyor. İsterseniz gördüğünüz gibi bu şekil ekranımız faal çalışmakta. Hem üst hem de alt olmak üzere iki tane çekmecemiz mevcut. Bunlar güzel. İki tane USB girişimiz var. İster video izlemek için, ister müzik dinlemek için iki videomuz var. Kapı kolçaklarında zamana bağlı olarak deformasyonlar mevcut. Göründüğünüz üzere. Diğer kapıda daha az. Arka kapılarda da hemen hemen hiç yok derecede diyebilirim. Arabamız depomuz full.
Motor arıza lambası yandığını görüyorsunuz. Check engine yazıyor. Bunun nedenini ben çözdüm. Onu da şöyle söyleyeyim. Karbüratör arızası su veriyor LPG'li araçlar. LPG'li araçlarda karbüratör arızası verdiğinde bu şekilde bir yazı çıkıyor. Ondan sonra bunu da şu cihazımız, EBD cihazımızla istersek o hata kodunu silip devam edebiliyoruz. O konuda içiniz rahat olsun. Anlatmak istediğim bunlar bu kadar. Herkese teşekkür ederim. İyi günler.